uyanış başlıyor. Pastör güçlü Erman ile söz ve ruhla uyanış. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programımızda sizlerden gelen dua isteklerini, soruları ve tanıklıkları değerlendireceğiz ve Pastor Hamdi Erman da bizlerle birlikte. Pastor Hamdi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hizmetimizde çok önem verdiğimiz bir nokta Tanrı'nın gücüyle, ruhun mes'edişiyle insanlara özgürlük, şifa, hizmeti sunmak. Evet Amin. Duanın gücüne inanıyoruz. Evet ee, İsa Mesih'in de dediği gibi e, dağları yerinden oynatacak imana sahibiz. Tanrı'ya evet. iman edersek ve şüphe duymadan, kuşku duymadan ne dilersek, o anda aldığımıza inanırsak bunların gerçekleştiğini göreceğiz değil mi? Amin, evet. E, tabii ki e, çok dua isteği olsun, sorular, tanıklıklar geliyor. Burada bazılarını görüyoruz, işte hizmetimize binlerce e, e, iletişim alıyoruz. E, Birçoğu da dua isteği değil evet. mi? Evet. Bazı sorular da var, tanıklıklar tabii ki Rabb'in yaptıklarını evet. işitiyoruz. E, ee, senden ricamız bugün paylaşman bazı e, dua isteklerini paylaşman, soruları sorman. Ben de kutsal ruhun akışına göre bunları değerlendireceğiz Ahmet. Evet. Ee, bize İzmir'den yazan Dursun Hanım diyor ki iman yolunda yürümem ve korkulardan kurtulmam için dua eder misiniz? Ayrıca eşim ve erkek kardeşim içki ve sigara bağımlılığından kurtulsun. Evet. Ee, yani bu bu dua isteği diyebiliriz ki <laughs> Toplumun çok büyük bir kısmına hitap eden bir dua isteyin. Evet. Korkulardan kurtulmak, imanla yaşayabilmek gerçekten birçok kişi için büyük bir zorluk ve ciddi bir meydan okuma çünkü bir korku kültürü var çevremizde, dünya sisteminin sunduğu korku kültürü aynı zamanda Kutsal Kitap şöyle diyor: Tanrı bize korkaklık ruhu vermedi, güç, sevgi ve özenetim ruhu verdi. ...korkunun bir ruh olduğunu anlamalıyız değil mi? Doğru. Ee, ve... ...bu şeytani bir... ...güç... ...karanlık bir güç... Hı hı. ...gözle görülmeyen... ...ama sinsice... ...çok gerçek olan ve e, insanın hayatında... E, ...işleyen bir ruh... ...korku ruhu... ...ve korku ruhu nasıl işliyor? E, düşüncelerle işliyor. En önemlisi düşünceler değil mi? Evet doğru. Ve insanlar aslında... Bu duaları bizden talep ediyorlar, biz dua ediyoruz imanla ama kişilere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Evet. Sadece bizim dua ettikten sonra bu iş oldu, ben bu korku ruhundan, bu sıkıntılardan uzaklaştım diye hemen rahata ermemeleri lazım. Ne yapacaklar? Tanrı sözüne ağırlık verecekler ve o zaman kendileri esenliğe kavuşacak, özgür olacaklar. Evet. Tabii bu önemli. Yani. Özgürleşmek bir şey, bir de özgür kalmak başka ya. bir şey. Evet. Biz korku ruhunu bağlayacağız, dua edeceğiz. Ama aynı zamanda burada öğretmek istiyorum ki e, Tanrı sözü, iman sözü. Hı hı. E, kişi demiş ki yani korkulardan özgür olmak istiyorum ve imanla yaşamak istiyorum. İmanla yaşayabilmek için Tanrı sözünü bilmek gerekiyor ve uygulamak gerekiyor. Çünkü Tanrı sözü, iman sözüdür. Pavlus'un da dediği gibi işte duyurduğumuz iman sözü budur. Evet. Değil mi? ve Tanrı'nın sözü nerededir? Yüreğinde ve ağzındadır. Evet. Yani Tanrı sözünü alıp yüreğimize yerleştirmemiz gerekiyor. Sadece kafada bir bilgi olmaması gerekiyor. Yüreğimize girmesi gerekiyor. Yüreğimizde vahiye, esine dönüşmesi gerekiyor. Yani kutsal ruhun aydınlatmasıyla bunu anlamamız gerekiyor ve daha sonra kutsal ruhun verdiği güçle, Tanrı'nın lütfuyla da uygulamamız gerekiyor. Sözü sadece işitenler Bu. değil, uygulayanlar olmamız gerekiyor değil mi? Evet Yapıp doğru. böyle diyor. Sözü işiteceğiz uygulayacağız. doğru Sözü uyguladığımız zaman zaten imanla yaşıyor olacağız. Yani e, maalesef bazen insanlar işte bu hataya düşüyorlar. Benim için dua eder misin imanım artsın? Ama e, insanın imanın artması için bir dua, e, tabi dua edebiliriz ama sonuçta imanın artması ekilen tohuma bağlı. Tohum ekilmediği sürece hasat olmuyor. Tanrı'nın sözü iman sözü evet. ve bu bir tohum. Tohum ekersen ne olacak? hasat biçeceksin. Ne kadar ne diyor az eken az biçer. Az söz ekiyorsan yüreğine, az söz öğreniyorsan, az söz okuyorsan, az söz uyguluyorsan az iman. Çok eken çok biçer. Çok söz yüreğine alıyorsan, çok söz öğreniyorsan, Tanrı'nın sözünde çok zaman geçiriyorsan, derin derin düşünerek, okuyarak, sindirerek, duayla, ruhun yardımıyla anlayarak, beslenerek ruhunu besleyerek. Çünkü insan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar, değil mi? Doğru. Ruhumuzu beslememiz gerekiyor. Değil mi? Evet. İnsan bedenini beslemezse ne olur? Zayıf düşer, değil mi? Evet. Bedensel olarak zayıf olur, değil mi? Aynen. İmanımızı da beslememiz gerekiyor. İmanımızı ne besliyor? Tanrı'nın sözü besliyor. Eğer imanımızı beslemezsek o zaman ne olur? İmanımız zayıflar. Zayıflar. Biz zaten programlarımızın e, genel esasında lütfen bize yazın diyoruz. Eğer herhangi bir kaynak isterseniz gönderebiliriz. Özellikle İncil gönderebiliriz. Çünkü bazı kişiler diyor ki bulunduğum yerde kilise yok. Sizin programlarınızı izliyorum e, ve sizden bereket alıyorum. Ama işte bizim programlarımızı izlemelerine rağmen onların elinde de bir... Tanrı sözü olması lazım. O da tabi kutsal evet. kitap. Ve kişisel, Okumaları lazım. Evet. Ve kişisel yaşamlarında Tanrı'yla kişisel ilişki geliştirmeleri lazım. Evet. Ki e, Tanrı sözüyle beslensinler. E, yani işin gerçeği e, tabii ki e, ülkemizde insanlar tek kaldıkları zaman... ...bazıları bir köyde, bir kasabada tek imanlı ya da Doğru. birkaç da imanlı var. E, onları e, gözeten çobanlar yok. Tanrı'nın hizmeti yetkin bir şekilde yapan, deneyimli, mesedilmiş Tanrı adamları yok, hizmet edenler yok. O yüzden biliyorum zorluk çekiyorlar. Ama e, yayınlarımızı izleyebilirler. zaten pazar toplantılarımızı canlı yayınlıyoruz. Çarşamba toplantılarımızı canlı yayınlıyoruz. Evet. Birçok canlı yayınımız var ve hamdolsun ki birçok kişi de işte burada gördüğümüz evet. insanlar, bizi izleyenler, işte dua istekleri yazan kişiler bizi izliyorlar evet. ve en azından uzakta da olsalar belki bulundukları yerde iyi bir topluluk olmasa ya da hiçbir topluluk yani belki bir topluluk olmasa dahi beslenebiliyorlar bu yüzden beslenmeleri çok önemli ve bağlı kalmaları çok önemli tabii ki Tanrı'nın imanlığının imanda büyümesi ve beslenmesi için bir numaralı planı yerel kilise evet yerel kilise çok önemli ama yerel kilisenin de nasıl bir hizmet verdiği çok önemli yani yerel kilisenin etkili bir hizmet vermesi lazım Tanrı sözünü gayet yetkin, dolu, mes'edilmiş bir şekilde öğretmesi, vaaz etmesi, ruhun armağanlarıyla işlemesi lazım. Aynı zamanda ruhun gücünün insanları mes'etmesi ve güçlendirmesi lazım ki söz ve ruh birleşsin, kişi de ruhsal olarak gelişsin. Doğru. Ve o zaman da korkuyu yenebilir ve korku düşüncelerini de tutsak etmemiz lazım. Amin. Evet. Biz şimdi dua edeceğiz bu hanım için ama aynı zamanda bizi izleyen ve korkuya karşı mücadele veren, İzejeremize de şunu söylemek istiyorum. Korku düşünceleri geldiği anda tutsak etmeniz lazım. Kutsak da böyle öğretiyor. Yani tanrı bilgisine karşı diklenen her düşünceyi, her engeli yıkıyoruz. Her safsatayı tutsak alıyoruz. Çünkü bunlar nedir? Kaleler. Doğru. Bu kaleler oluştuğu zaman kafamızda Ruhsal kaleler, korku kaleleri ne oluyor? Korku ruhları o kalelerin içinde barınıyor, hayatımıza hükmediyor, egemen oluyor. İnsanlar korku içinde yaşıyorlar, korkuyla karar veriyorlar, korkuyla adım atıyorlar ya da adım atmıyorlar ve korku onlara hükmediyor, korku onları yönetiyor. Bizi yöneten korku değil, Tanrı'nın sözü olması gerekiyor ve bizi harekete geçiren de iman olması gerekiyor. Amin. Amin. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Doğru. Yani korku imanın aslında zıttıdır. Hı hı. Amin. Amin. Bir de diğer söylediği neydi? Ee, Eşi ve erkek kardeşi içki ve sigara bağımlılığından kurtulsun, kurtulmalarını evet, istiyor. Bu da çok ciddi yani. Sigara kullanımı çok yaygın, içki kullanımı çok yaygın. İnsanın içi boş, insanlar tutsak ve maalesef bu maddelerle boşluğu doldurmaya çalışıyorlar ve e, bu da hem benliğin tutsak olmasına hem de zamanla da başka ruhların da, kötü ruhların da onlarda egemen olmasına sebep oluyor. E, dua edelim şimdi. Ee, İsa Mesih'in adıyla. Evet. Rab şu anda bize gelen bu dua isteği için bu Dursuna e, Dursun Hanım için dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla korku ruhlarını bağlıyorum. Amin. Hem ona saldıran hem onu etkisi altına alan hem de şu anda bizi izlemekte olan hı hı. ve korkunun baskısı altında yaşayan kişiler için dua ediyoruz. İsa Mesih'in adındaki yetkiyle. Amin. Korku ruhlarına sesleniyoruz. Korku hı hı. ruhlarına şu anda buyruk veriyoruz. Bağlıyoruz sizi. Evet. Ve İsa Mesih'in adıyla şu anda tutsak aldığınız, hı. baskı altında tuttuğunuz bu insanları terk edin diyoruz. Kovuyoruz sizi. Korkunun gücünü kırıyoruz. Korkunun gücünü iptal ediyoruz. Ve İsa Mesih'in adıyla Amin. esenlik ilan ediyoruz. Amin. Tanrı'nın sevgisinin, gücünün, lütfunun Onların üzerine dökülmesini istiyoruz Rab. Kutsal şu anda bizi izleyenlere dokun, Amin. onları özgür kıl, onların tanrısal esenlik doldursun Rab. Haleluya. Müthiş bir esenlik. Her türlü kavrayışı hmm. aşan esenlik onların düşüncelerini ve yüreklerini korusun. Senin esenliğinin koruması altında olsunlar diye dua ediyoruz Rab. Haleluya. Rabb'in Amin. ismi güçlü bir kuledir. Doğrular o kuleye koşar ve ona sığınır. Sığınamız sensin Ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin, amin, amin. Pastor Hamdi bu e, alkol ve sigara bağımlılığına karşı dua eder misin lütfen? Evet. Çünkü bu çok ciddi evet. bir olay gerçekten. Evet. E, ve böyle bir sıkıntınız varsa şu anda sizi tövbeye çağırıyoruz. Lütfen bir karar verin. Sizin karar vermeniz çok önemli. Hem bu gelen dua işi için bu kişiler için dua edeceğiz ama şu anda siz de imanınızla bu dua et, yani bu sadece bu kişi için dua olmayacak. Siz de evet ben de alıyorum diyebilirsiniz ve şu anda siz de alabilirsiniz karar verirseniz kurtulmaya, özgürleşmeye. Biz dua ettiğimiz zaman Kutsal size dokunacak, siz de alacaksınız. Rabbin Mesih'i sizi özgür kılacak. Boyundurukları kıran, tutsakları özgür kılan, zincirleri koparan Tanrı'nın gücü sizi hmm. şu anda özgür kılacak. Amin dua edelim. Amin. Sevgili Rab, senin önüne geliyoruz ve devamlı bize sigara tutkusundan ve alkolün tutkusundan kurtulmak için yazan kardeşler var. Rab şu anda senin sesin onların yüreklerinde olsun. Boşlukları Sigara ve alkolle dolduramayacaklarını biz biliyoruz. İmanlı olarak biliyoruz ki Tanrı sözü insanları bu konuda özgür bırakmak istiyor. Ve biz de şimdi senin önündeyiz Rab. Bu sıkıntılar olan insanlara dua ediyoruz. Onlar için dua Amin ediyoruz ya. ki senin, Dokun senin kutsal onlara dokunsun Mesel, ve desin ki senin boşluğunu ancak ben doldurabilirim. Doğru. Sözüm senin için bir ışık olacak. Ve karanlık tünelde olan bu insanları ışığa çağırıyoruz Rab. Orada özgürlük yok. Bu sigara ve alkol onların sağlığını bozuyor. Onlar hasta ediyor. Ölüme çabuk götürüyor. Halbuki sen bizlere bol yaşam vaat ettin Rab ve ben bu insanların da bol yaşama kavuşmaları için şu anda dua ediyorum Rab. Sen onlara yardım et, onların kurtuluşu sen olur Rab. Başka kimse değil Rab. O boşluklar, sıkıntılar, yoksulluklar... Hangi düşünce olursa olsun onları şu anda İsa'nın da iptal ediyoruz. Yüreklerindeki o boşluğu senin sevginle, senin lütfunla, senin merhametinle ve senin şifayla dolduruyoruz İsa Mesih'in adıyla. Amin. 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 Tutsakları özgür kılan Mesih'i evet. şu anda gönderiyoruz. Hmm. Sigara bağımlılığından ve alkol bağımlılığından İsa Mesih'in adıyla bu kişileri özgür kılıyoruz. Evet. Rab şu anda onlara dokun ve onları özgür kıl. Amin. Bağları çözülsün İsa Mesih'in adıyla ve özgür olsunlar. Hatta bunun düşüncesi, kokusu bir onları tiksindirsin. İçlerindeki bütün arzuları kök, kökünden söküp alıyoruz ve onlara özgürlük ve amin. şifa ilan ediyoruz İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin amin amin. 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 Haleluya. Rab dokunuyor. Rab evet. dokunuyor. Şu anda size dokunuyor Rab. İnanıyorum ki sizi özgür kılıyor. biraz kısa bir ara vereceğiz ve tekrar devam edeceğiz. sizi canlandırmaya, sizi diriltmeye geldik. Çünkü kiliseyi bir bina değil, kiliseyi biz oluştururuz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazır bir tutumla, kararlı bir tavırla, hizmet odaklı bir zihniyetle insanları canlandırıyoruz. Evet, kilisedeyiz. Ama aynı zamanda sokaklardayız. Okullardayız. Medyadayız. Çocuklarlayız. Gençlerleyiz. Yetişkinlerleyiz. Çünkü nerede iki ya da üç kişi İsa'nın adıyla toplanırsa İsa aralarındadır. Aramıza dahil olmamızı İsa'nın sizi canlandırmasını istiyoruz. Hayat nehirde akıyor. Hayat nehirde akıyor. Bir kutsal kitap enstitüsü. Tanrı'ya aç olan insanları Tanrı sözüyle ve Kutsal Ruhun mesedişiyle donatıyoruz. 21. yüzyıl için uyanışçıları yetiştiriyoruz. İnsanın ismi en güçlü isim. İnsanları çağrılarında başarılı olmak için eğitiyoruz. Canları kazanmayı, harikalar, belirtiler ve mucizelerle müjdeyi duyurmayı, ruhun gücüyle hizmet etmeyi öğretiyoruz. Çağrını keşfet, Mesih'in bedeninde yerini bul ve Tanrı ile olan ilişkini derinleştir. Tanrı seni çağırır. Cevap verecek misin? Evet sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlerman, Pastor Hamdi ile birlikte bize gelen dua isteklerini, soruları ve tanıklıkları değerlendirmekteyiz. Evet Pastor Hamdi, önemli bir konuda dua ettik. Evet. Korkunun insanların üzerinde egemen olması, alkol ve sigara bağımlılığı ciddi ciddi önde gelen sorular, sorunlar evet. toplumda. Tabii bunların hepsinin kökü var. Doğru. Kökünde yatan ne? Boşluk. Boşluk. İnsanın içindeki boşluk, bilgisizlik, boşluk ve imansızlık. Çünkü halkım diyor bilgisizlikten dolayı mahvoluyor şimdi. Tanrı sözünü bilmeyen kişilerin imanla yaşaması mümkün değil. Durumlara kapılmaları, durumlara yenik düşmeleri ve korku içinde olmaları gayet normal. Ama tabii ki Tanrı bize farklı bir yol sunuyor değil mi? Evet bunların üzerinde olabiliriz çünkü ne diyor? sizin içinizde olan dünyadakinden üstündür. Bu şekilde de galip geleceksiniz. Yani içimizde bizi galiplerden üstün kılan Tanrı'nın gücü olduğu sürece durumlara, durumları aşabiliriz, zorlukları yenebiliriz. biz burada zafer mesajı veriyoruz. Doğru. Çünkü müjde bu. Evet. Müjde yenilgi mesajı değil. Hı hı. Müjde yenilgi haberi değil. Müjde yoksulluk haberi değil. Müjde depresyon haberi değil. Müjde Tanrı'nın zenginliği, esenliği, sevinci, zaferli yaşam. Amin. Evet. Müjde bolluk, bereket, şifa, özgürlük. Amin. İyi haber bu. İsa evet. Mesih'te buna sahibiz. Amin. Oğlunun özgür kıldığı gerçekten özgürdür değil mi? Evet. Amin. Aslında ben bir şey değinmek istiyorum müsaade edersen. Şimdi bize bu konularda içki ve sigara konusunda yazan kardeşlerin sayısını ben yıllardır unuttum. Ama benim dikkatim çeken bir şey var. İmanlı kardeşlerin sigara içmesi ve alkol kullanması. Buna ne diyorsun? Yani Tanrı sözü herkes için açık, net ve yardım getiren bir durum. Hadi yeni iman edenler ya da Tanrı'yı tanımak isteyen insanlar için bir cevap olabilir. Ama Tanrı'yı tanımış, iman etmiş kardeşlerin buna bağlantı olmalarını ben pek anlam <laughs> veremiyorum ve diyorum ki Rab onların da yüreğinde çalışsın. Şimdi, yani evet. e, olmuyor çünkü iyi bir örnek olmuyor. Mesela tabii tabii, tökez insan ol, tökez oluyorlar evet, tökez. Evet o zaman bir insan hatta çok zaman birkaç kişi bana şunu sormuştu. Pastor acaba sigara içmek günah mı? Böyle bir ayet var mı? Yardım eder misiniz diye. Ama böyle bir ayetin olmadığı açık ve net. Ama Tanrı bizi benli tutkularını kurtarmak istiyor ki biraz da gayet güzel izah ettiniz. Bu 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 da yani bir çözüm olmalı insanlar için. Şimdi sigara, maalesef bunu getirmek sigara, istedim evet. ki bizi izleyen imanlı kardeşler için de belki bir çağrı olabilir diye. Evet. Yani e, sigara ve alkol. Şimdi bir insan zaten bunları niye kullanır? Yani e, ben bir Mesih imanlısı olarak ne sigaraya ne alkol'e ihtiyaç duymuyorum. Neden? Çünkü ben, ben içimdeki o boşluğu Tanrı'nın varlığı doldurdu. Yani <laughs> madde ihtiyacım yok. Tabii şöyle bir ayet ararsan, sigara içmek günahtır. <laughs> Alkol içmek günahtır. Böyle bir ayet Kutsal Kitap'ta var mı? Yok bulamazsın. Ama e, sadece sigara ve içki değil, başka birçok insanları tutsak eden şey var. Kumar, pornografi, doğru öfke, yani insanların tutsak olabileceği birçok şey var. E, e, ağrı hapına bile tutsak olanlar var. Ağrı hapını bile çok ağır derecede kullanan e, insanlar var. Yani e, her türlü ilaç. E, doping yapıyorlar. Yani sonuçta hepsi nedir? E, bir, bir, yanlış bir arzu ve tutkuyu tatmin etmeye çalışmak. E, ve sonuçta tutsak olmak. Yani evet kutsal kitapta dediğim gibi belki sigara içmek günahtır, içmeyin diye bir ayet bulamayacaksın. Ama kutsal kitap başından sonuna kadar özgürlükten ve hiçbir şeyin tutsal ve bağımlısı olmadan, olmamamızdan bahsediyor. Bedenimize, tapınağımızı kirletmememizden, Doğru. korumamızdan bahsediyor. Sonuçta sigara alıyorsun üstüne diyor, sigara öldürür diye yazı yazıyor. Yani sen evet. öldüren bir şeyi, bir zehiri, kanser yapan bir zehiri bedenine, Tanrı'nın tapınağına, Kutsal Ruh'un tapınağına iyi bakman gerek, gereken, sağlıklı tutman gereken Tanrı'nın tapınağına bir zehir... E, ...sokuyorsun. Yani zarar veren bir şey. Ee, İsa Mesih bize bol yaşam vermek için geldi. E, e, sigara bol yaşam değil, ölüm getiren bir şey. Doğru. Sonuçta yani... ...iyi hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı. Hiçbir iyiliği yok, hiçbir faydası yok. Kişilere... E, ...fayda olarak... ...görüp de kullandıkları, yani kullanmalarının sebebi nedir? Rahatlama amacı belki. Ya da işte bir, bir... ...hemen bir stres, bir sıkıntı anında hemen sigara yakmak. Ya da artık bazıları için sigara onların en iyi dostu olmuştur. Ee, biz Bağımlılık yaratmıştır. Evet, bundan yıllar önce bir e, bir kardeş iman etmişti. İşte sigara içiyordu hala. Dua ediyoruz özgür olması için. Bir türlü bırakamıyor. Tam karar da veremiyor. Bir gün dua ederken Rabbana gösterdi. Bir anda bir görüm gördüm yani Kutsal ruh bana bir Bilgi sözü verdi ve geçmiş bir zamanda onu gördüm. Oturmuş yapayalnız bir yerde sigara içerken sigara paketine bakıyor ve diyor ki sigara diyor sen benim en iyi dostumsun Hı. beni asla bırakmayacak tek dostumsun diyor ve onu gösterdi bana ve söyledim böyle böyle bir şey gördüm evet dedi ben onu yaşadım öyle bir yemin ettim öyle bir söz verdim sigaraya karşı öyle bir söz, söz söyledim o sözle bağlanmıştı çünkü o yeminle bağlanmıştı kendini bağlamıştı sigaraya ve o yemini kırdı tövbe etti o sözden çünkü bir lanet gibiydi bu on üzerinde ve onu ondan tövbe ettikten sonra ve o sözün tersini söyledikten sonra sigara sana ihtiyacım yok. Benim en iyi dostum Tanrı'dır, İsa Mesih'tir dediği anda Tanrı çalışabildi ve özgürleşti. Yani dediğim gibi neden insanlar bu tür şeylere bağımlı? Çünkü bir şey arıyorlar ama hiçbir zaman bulamayacakları bir şey arıyorlar. Ve kutsal kitap bizim özgür olmamızdan bahsediyor ve diyor ki evet. imanla yapılmayan her şey günahtır. Şimdi sen oturup da orada imanla İsa Mesih imanla halelüya diye sigara içebilir misin? Hayır. Evet. O zaman e, demek ki bir günah işliyorsun. Çünkü sonuçta bedenine zarar veren bir şey, sağlığını bozan bir şey, e, senin psikolojini de etkileyen bir şey, senin Tanrı dışında güvendiğin başka bir şey, bir puta dönmüş olan bir şey. E, bir evet. sürü para da harcıyorsun. Doğru. Başkalarına da kötü örnek oluyorsun. Kötü örnek oluyorsun, başkalarına tökez oluyorsun. Aynen. Hatta başkaları senin sigaranın dumanından zarar görüyor. Çünkü başkalarının dumanından da e, sen etkilenebiliyorsun. Sen içmesen bile o duman senin de vücudunu zehirleyebiliyor. Sonuçta bunun hiçbir iyi tarafı yok ve insanın özgür olması gerekiyor. Yani Tanrı oğlunu özgür kıldı. Gerçekten özgürdür. Evet, İsa Mesih bizi özgür olmak için özgür kıldı. Hiçbir şeyin her şey serbest olabilir ama hiçbir her şey faydalı değil ve her şey de yararlı değil. Kutsal kitap bu konuda çeşitli ilkeler veriyor. Biliyoruz ki sigara olsun, alkol olsun hayatımız aynı zamanda başka günahları ya da başka problemleri tetikliyor. Hı hı. E, finansal olarak da zarar veriyor. Aileleri yıkıyor. E, tacizin. E, Sakat çocukların doğmasına sebep oluyor. Hamile hanımlar tabii sigara ki, tabii içiyor. Tabii ki birçok şey, bir şey sebep oluyor. Yani e, evlilikler yıkılıyor. E, alkolik babalar alkolik anneler çocuklarını dövüyorlar ve taciz ediyorlar ve onlar tamamen harap olmuş bir şekilde büyüyorlar ve hiçbir zaman doğru düzgün sağlam bir yaşam süremiyorlar. Yani bunun hiçbir iyi tarafı yok ve bir imanın hayatında da hiçbir şekilde iyi bir yeri yok. Doğru. Bizler dünya gibi değil, dünyadan farklı olmalıyız. İnsanlar bize baktığı zaman farklı görmeliler bizi. Bana soruyorlar, işte sigara kullanır mısın? Hayır. Alkol kullanır mısın? Hayır. Şaşırıyor insanlar çünkü o kadar yani normalin dışı ki çünkü ...büyük bir yüzdesinin sigara ve alkol kullandığı bir ülkede sen kullanmadığını ve söylediğin zaman... ...insanlar o anda bile a neden?'' falan diyorlar ve benim de insanlarla müjdeyi duyurmam için bir fırsat çıkıyor. Amin. <laughs> evet. E, bence... ...yani... ...bence dua etmeliyiz. Evet. Çünkü bizi şu anda izlemekte olan kişiler var. Bu kararları... ...kararı verdiler, onlar için dua ettik ama... ...dediğim gibi yani sadece e, sigarayı bırakmak için bir karar vermek, alkolü bırakmak için bir karar vermek yeterli değil. İsa diyor ki, bir insan kötü ruha tutsaksa diyor, kötü ruha ondan çıktıktan sonra diyor, ıssız yerlerde dolaşır. Hı hı. Sonra der ki diyor ben diyor evime en iyisi evime geri döneyim. Evine geri döndüğü zaman evi boş buluyor. Evi boş bulduğu zaman tekrar eve giriyor ve kendisinden daha kötü 7 tane daha kötü ruh getiriyor ve o kişinin diyor son hali ilk haline daha beter oluyor. Yani özgürleşmek istiyorsan dolman lazım. Seni İsa Mesih seni doldurması lazım. Yeniden doğmak ve Tanrı'nın ruhuyla doğmak lazım. Gerçek çare de bu. Evet. Bundan dolayı şu anda bizi izlemekte olan izleyicilerimize seslenmek istiyorum. Belki henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul etmediniz. Hayatınızda günahtan tövbe ederek ...hayatınızı Tanrı'ya teslim etmek için karar verdiğiniz bir gün olmadı. Hı hı. Ama Kutsal kitap diyor ki bugün kurtuluş günüdür. Bugün o gün. Bugün siz bir karar verebilirsiniz. Yapmanız gereken şey bir karar vermek. İman budur. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Lütufla, iman yoluyla kurtuluyorsunuz. Lütuf kimin lütfu? Tanrı'nın lütfu. İsa Mesih'teki lütuf. O bizim günahlarımız için Çarmıh'ta öldü. Üçüncü gün ölümden dirildi. Göğe alındı ve tekrar geri gelecek. Günahlarımızın cezası O'na verildi. Amin. Müjde de bu, iyi haber de bu. İsa Mesih'e her kim iman ederse mahvolmayacak, kurtulacak. Tanrı sözü böyle diyor. İsa'nın Rab olduğunu ağzın açıkça söyler. Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. da de dedi ki bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Amin. İşte yeniden doğmak bu. Aklanmak. Günahlarınızın aklanması bağışlanmanız, temizlenmeniz, yıkanmanız ve Tanrı'nın sizin içinize yeni bir ruh koyması. Doğru. İşte müjde bu. Kurtuluş için bu gerekiyor. Yapmanız gereken bir şey, şey, şey bir karar vermek. Yani bunu kendi performansınızla kazanmıyorsunuz. Tanrı'nın bu armağanını kabul ediyorsunuz. Şu anda bunu yapabilirsiniz. Sizi bir duaya davet etmek istiyorum. Burada birlikte dua edelim. Bizden sonra bu duayı tekrar ederseniz siz de iman ederek, yürekten imanla ve imanınızı ağzınızla açıklamakla bu kurtuluşu alabilirsiniz. Belki geçmişte hayatınızı İsa'ya verdiniz ama Rab'den uzaklaştınız. Gerektiği gibi yaşamıyorsunuz. Bir imanlı olarak soğudunuz, Rab'den uzaklaştınız. Belki tökezlediniz, hayatınızda günah var. Hayatınızda bağışlamamazlık var. Hayatınızda gücenme var. Tövbe etmeniz ve yeniden Tanrı'ya adanmanız gerekiyor. Siz de bizimle birlikte bu duaya katılabilirsiniz. Amin. Amin. Birlikte dua edelim. Gözlerinizi kapatın. Bizden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba. Sevgili Göksel Baba. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Lütfen beni bağışla. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni yıka ve temizle. Beni yıka ve temizle. Beni doldur ve değiştir. Beni doldur ve değiştir. Hayatımı sana teslim ediyorum. Hayatımı sana teslim ediyorum. İsa Mesih'i. İsa Mesih'i. Rabbim. Rabbim. Ve kurtarıcım olarak kabul ve ediyorum. Ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Çarmıhta günahlarım için öldüğüne. Çarmıhta günahlarım için öldüğüne. Kanını benim için döktüğüne kanını benim için döktü. Ölümden dirilerek. Ölümden dirilerek. Bana sonsuz yaşam verdiğine. Bana sonsuz yaşam verdi. Yürekten iman ediyorum. Yürekten iman ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Evet, evet. Size çok çok iyi haber vermek istiyorum. Bizden sonra bu duayı tekrar ettiyseniz ve bunu yürekten iman ederek yaptıysanız sizin için iyi haberimiz şu. Bütün günahlarınız bağışlandı ve Tanrı'nın yaşamını aldınız, onun varlığıyla doğduğunuz Bu harika bir şey. Amin. Amin. Programımızın sonuna geldik. Dua istekleriniz, tanıklıklarınız, sorularınız varsa yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Başka bir programımızla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz, siz de programlarımıza dualarınız ve sunularınızla ortak olup müjdenin duyurulmasına destek olabilirsiniz. Uyanış ateşinin Türkiye'nin her yerinde yayılmasına katkıda bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.